20. Bölüm Cennet ve Cehennem. Bilinsin ki, cennet ve cehennemin her bir alemde görünme yerleri mevcuttur. İlk önce, ilahi ilim mertebesinde ayağını sabiteleri vardır. İkinci olarak, ilmi vücutlarının örneği misal aleminden mevcuttur. Üçüncü olarak, şehadet mertebesinde her ikisi de karışık olarak gözükmektedir. Çünkü şehadet mertebesi ahiretteki görünme yerlerine göre daha geniş değilse de daha birleşmiştir. Ve elem ve lezzetin karışımını her zaman bu alemde bizzat idrak edebiliriz. Dördüncü olarak, insanın kendine ait aleminde mevcuttur. Çünkü ruh ve kalp makamı ve kemalatı nimetlerin aynıdır. Ve nefis ve heves ve bunların gerekleri cehennemin aynıdır. Bunun için kalp ve ruh makamına dahil olan ve güzel ahlak ve razı olunan sıfatlarla vasıflanmış olanlar türlü nimetlerle nimetlenen olurlar. Ve nefis ve lezzetleri ve heves ve şehvetleriyle meşgul olanlar türlü belalarla azaplanan olurlar. Nitekim Hak Teâlâ, muhakkak ki cehennem kâfirleri ihata eder. Tevbe suresi 49. ayette buyurur. Celaleddin Devvani Kuddise Sirruhu Hazretleri Zevra haşiyesinde buyururlar ki, bu ayeti kerimeyi tevile lüzum yoktur. Çünkü kâfirlerin inançlarının kötülüğü ve razı olunmayan ahlakları ahiretteki oluşumda cehennem suretinde açığa çıkıp, kâfirleri azap içinde bulunanlar kılacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz buyururlar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ahrazdan ibaret olan insanın ahlak ve amellerinin berzahta benzer uygun suretlerle açığa çıkacakları gerek misal alemi ve gerek berzah bahislerinde beyan olundu. Beşinci olarak, cahim ve Naim'in en son görünme yeri ahiret yurdundadır. Ve bunlar ruhani değil cismanidir. Velakin bu cismaniyette ruhani oluşum galiptir. Nefsani oluşumlar galip olan nefsin zevklerinin üstün olduğu bu şehadet aleminin hallerine bakıp da cismani cennet ve cehennem hakkında delil getirerek hüküm verenler hata ederler. Mesela bu alemin maddeye ait suretleri bir karar üzere olmayıp bozulur. Çünkü külli kanunları bunu gerektirir. Fakat cismani cennet ve cehennemin suretleri sabit ve karar üzerindedir ve onların külli kanunları icabı budur. İşte bu sebebe dayanmaktadır ki bu alemde akıl ve mantığın kabul edemeyeceği haller cismani cennet ve cehennemde makuldür. Ve orada bu hallere hayret olunmaz. Bunun benzeri bu alemde de mevcuttur. Mesela şehadet aleminde insanın havada uçması ve denizin üzerinde yürümesi mümkün olmadığı halde uykuda olan kimse havada uçar ve su üzerinde yürür. O kimse kendisinin hayal aleminde gerçekleşen bu haline o alemin içinde bulundukça şaşırmaz. Normal bir hal suretinde kabul eder. Uyanıp şehadet alemindeki hükümler çevresine döndüğünde rüyadaki haline hayret eder ve şaşırır. Çünkü o anda hayal alemindeki hükümlerden çıkmıştır. İşte gerek berzah halleri, gerek cennet ve cehennem yerleri bu hale benzemektedir. Kitabullah'ın haber verdiği bu mekanların hallerinin gariplikleri gaflet ehli tarafından şehadet alemine kıyaslandığı için olmayacak şey sanılır ve inkar edilir. Çünkü onlar bu alemin hükümleri içinde boğulmuş ve hapsolmuşlardır. Şimdi cismani cennet ve cehennem hakkındaki Kur'an ayetleri ve hadisi şerifler benzetme yoluyla anlatım üzere yüksek beyanları içermektedir. Müşahede makamına ulaşamayan her bir mümin bu haberler üzerine kendi hayalinde var ettiği suretlere inanmıştır. Oysa Hak Teâlâ Hazretleri Kutsi hadisinde ben salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve beşer kalbinin hatıra gelmeyen şeyler hazırladım, buyuruyor.
gözlerin görmediği ve kulakların işitmediği ve beşer kalbinin hatırına getiremediği şeyler elbette bu şehadet aleminde görülen ve işitilen ve hayal edilen şeylerin haricinde olacaktır. Bu alemde cennet hakkındaki tarifler ve ayrıntılarsa beşer kalbince hatırlanan hayallerden ibarettir. Bundan dolayı gerek cennet ve gerek cehennem bizim hatırımıza gelen hesap ve tertiplerin haricindedir. Cennet sözlükte sık ağaçlarla kaplı olan bir zeminden ibarettir ki, ağaçların sıklığından dolayı gölgeleri yerin yüzünü örter. Ve cennet, setr, örtmek manasına gelen cenne kelimesinden türemiş olup, bu kelimenin binai merre mastarıdır. Zahir alimlerinin terimlerinde, ahiret yurdunun temiz ve pak makamlarıdır. Ve bu makam güzel fiiller ve salih amellerin cennetidir. Fiillerin amellerin azı ve çokluğu itibarıyla bu cennetin birbirinden farklı dereceleri vardır. Arifler derler ki, bu fiiller ve ameller cennetinden başka da cennetler vardır. Onlara sıfat cennetleri derler. Ve o kulun ilahi kemal sıfatlarıyla vasıflanması ve ilahi ahlakla ahlaklanmasıdır. Bu cennet dahi kemal ehlinin mertebeleri sebebiyle çeşitlidir. Ve bunlardan başka cennetler de vardır ki onlara zat cennetleri derler. O da has kullarına Rabbül Erbab olan Allah Zülcelal Hazretlerinin ve her birinin muhtelif Rablardan kendisine ait olan Rabbin zatı tecelli ile zuhurundan ve kulun zatta kendi zatının ortadan kalkmasıyla o cennetlerde örtünmesinden ibarettir. Hak Teala Hazretlerinin zatı için dahi üç cennet vardır ki, ve cennetime gir. Fecr suresi 30. ayet. Mübarek sözünden anlaşılmaktadır. Hak Teala bu cennetleri kendi zatına izafe buyurur. Birisi ayağını sabite cennetidir ki Hak Teala onunla örtülü olmuş ve kendi zatını kendi zatıyla ayağını sabite arkasından müşahede buyurmuştur. İkincisi ruhlar cennetidir ki Hak Teala o ruhlarda öyle örtülü olmuştur ki ne melek ve ne de beşer ona vakıftır. Üçüncüsü şehadet ve varlıklar alemidir ki Hak Teala o perdeler arkasında öyle örtünmüştür ki başka hiçbir kimse vakıf olamaz. Cismani cennet nimetler yurdudur. Bu durağa ulaşıncaya kadar kulun hiçbir durakta rahatı ve nimetlenme hali yoktur. Ve cismani cennet, saidlerin ayağını sabitesinin gidebileceği yolun en sonudur. Kemalin oluşması ancak bu durakta gerçekleşir. Ve cennet ehli bu nimet içinde devamlılık ve ebediyet üzeredir. Bunların ayağına asla fena gelmez ve hepsi seyri fillah'tır. Çünkü seyri fillahın nihayeti yoktur. Cehennem ehli birisi geçici ve diğeri daimi olmak üzere iki kısımdır. Geçici olanlar, ezeli istidatları günahlarının örtmesini gerektirmeyen mümin olan günahkarlardır. Bunlar müntakim, intikam alan tecellisinden sonra cennete dahil olunurlar. Daimi olanlar, şirk ve küfür ve nifak ehli olup asla cehennemden çıkmazlar. Çünkü ezeli istidatlarının gereği budur. Onlar hakkı ancak cehennemde hatırlarlar ve cehennem onların mabedidir. Fakat çok uzun devrelerden sonra cehennemin ateşi soğuyup, ateşi kaybolmuş ve rahmeti gazabını geçmiştir sırrının ortaya çıkmasından dolayı bu hal cehennem ehli hakkında bir nimet olur. Nitekim hadisi şerifte, bitkilerden circir ağacı oradadır buyurulmuştur. Circir gayet sulak yerde biten bir bitkidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de orada çok uzun müddet kalacaklardır. Nebe suresi 23. ayeti kerimesiyle azabın sonuna işaret buyurulur. Çünkü hukup 80 yıl manasına gelir ve ahkab hukubun çoğulu olup çok uzun müddetin kastedilmesinden dolayı bir son manasını ifade eder. Cenab-ı Şeyh-i Ekber radıyallahu anh, Fütuhat-ı Mekkiyelerinde cehennemin ateşe ait havadan ibaret olup, içinde ateş olmadığını ve onun kor ateşlerinin günahkarlar olduğunu ve cehennem ehlinin bu ateşe ait
hava içinde yanmakla beraber, her defasında onların derileri yandıkça azabı tatmaları için derilerini değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayeti kerimesi hükmünce mahvolmayarak bu şiddetli yanmaya tahammül edebilecek bir vücuda sahip olacaklarını beyan buyururlar. Bu yüksek beyanlara bakarak cehennemin güneşe ait maddeden ibaret iri bir küre olacağı anlaşılıyor. Oysa bilimsel verilere bakarak bu gibi ateş akışkanı halinde bulunan kürelerin milyonlarca sene sonra uzayda soğumaları ve katılaşmaları olmaktadır. Bu halse cehennem ehli hakkında tabii ki bir ilave nimet olur. Fakat cennet ehlinin nimeti gibi halis nimet değildir. Cismani cehennemde şekavet ehlinin ayağını sabitesinin gidebileceği yolun en sonudur. Ve onların kemalinin gerçekleşmesi ancak bu durakta olur. Şimdi cehennem ehlinin nimeti cennet ehlinin nimetine zıttır. Velakin lezzetlenme ve nimetlenme hususunda her ikisi eşittir. Çünkü cennet ehline göre cennetin nimetleri neyse cehennem ehline göre de cehennem azabı odur. Çünkü tabiatlarına uygun olan nimetler bunlardır. Cennet ehli cehennemden nasıl kaçarsa cehennem ehli de cennet ehlinden öylece kaçar. Bunun bu alemde örnekleri pek çoktur. Mesela insan pislikten nasıl tiksinip kaçar ve gül kokusunda hoşlanırsa, pislik böceği de gülden öylece tiksinip kaçar ve pislikten hoşnut olur. Velakin bu iki nimet arasında çok büyük fark ve zıtlık vardır. Vücut içinde temiz ve pis, bir diğerinden farklı olduğundan, cennet ehlinin nimeti temiz olanlar ve cehennem ehlinin nimeti de pis olanlar cinsindendir. Cennet ehlinin nimeti, ihsan etmenin halisiyle Rahmanürrahim Hazretinden ve cehennem ehlinin nimeti ise Müntakim tecellisinden ve elîm azaptan sonra Erhamürrahimînin rahmetinden zahir olur. Ve cehennem ateşinin sona ermesinden sonra cehennem ehlinin bu katılaşmış küre üzerindeki yaşayışları gayet süfli ve hakir ve diğer azaplar içindedir. Ve ebediyen oradan çıkmazlar. Semalar ve arz var oldukça onda ebedi kalırlar. Hud suresi 107. ayet.